Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Nisan 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Nisan ayının konu başlıklarına önce bir bakalım. 6 Nisan'da Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. 20 Nisan'da Koç burcunda yeni ay ile birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Güneş ve Jüpiter Koç burcunda birleşiyor ve Merkür retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş ayın 20'sine kadar Koç burcunda parlayacak. 6 Nisan'da Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay sevgili balıklar 8. evinizi aydınlatıyor. Terazinin özünde ilişkiler, işbirlikleri, uyum, denge, barış vardır. 8. ev konuları daha çok başkalarıyla paylaştığınız kaynaklardır. Eşinizin parasıdır, ortaklı gelir giderleriniz, hisseli paralar, borç alacak konuları, belki bir emeklilik, sigorta konusu ve benzeri. Bu alanlarda Dolunay bir gündemi ortaya çıkarıyor, bir sonuç alma, bir dönüşüm, belki bir farkındalık sürecindesiniz. Bir borcu yapılandırma olabilir. Belki bir emeklilikle ilgili bir konunuz olabilir. Sigortayla ilgili bir işleminiz olabilir. Bir krediyi almak veya tamamlamak olabilir. Eşinizin iş hayatı veya eşinizin kazançlarıyla ilgili de burada bir gelişme söz konusu olabilir. Genel itibariyle aslında bir sorunu çözmek için, yani bir mali probleminiz var, bir parasal sorununuz var, bir borcu ödemek ve benzeri gibi, ya da bu alanlarda mali anlamda, parasal anlamda hizmet aldığınız kişiler, işte muhasebeci gibi yasal bazı danışmanlarınız olabilir, hizmet aldığınız kişiler olabilir. Bu alanlarda da bu ilişkileriniz, işbirliklerinizle ilgili bazı anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizle yine gözden geçirebileceğiniz bir dönem. Öncü burçlarımız daha fazla etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak burçlarında 16 derece ve yakınlarında. Bunu 12 ile 20 derece arası alabilirsiniz. Kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu Dolunay sizin için önemli olacaktır, etkileri artacaktır. Venüs Dolunay'ın yöneticisi ve ayın 11'ine kadar Boğa burcunda olacak. Venüs Boğa'da güçlüdür, 3. evinizde olacak. Bu dönemde ayın 11'ine kadar özellikle yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkileriniz destekleyici ve olumlu olabilir, keyifli olabilir. İşte arkadaşlarla, özellikle komşularınızla, kardeşlerinizle, akrabalarınızla bir araya gelme, onlardan belki keyif alma, maddi manevi destek alma fırsatları bulabilirsiniz. Kısa da olsa bazı yolculuk fırsatlarınız olabilir, seyahatleriniz olabilir. Ayın 11'inden itibaren Venüs ikizlere geçecek. 11'inden itibaren ilginiz, alakanız daha çok özel yaşamınıza, evinize, yuvanıza yönelebilir. Venüs güzellik ve estetikle de ilgili, konforla ilgili bir gezegen. Dolayısıyla belki evinizi güzelleştirmek istiyorsunuz. Evdeki bir şeylerle ilgilenebilirsiniz, dekorasyonla ilgilenebilirsiniz. Aynı zamanda sosyalleşme fırsatları, aileyle bir arada olma, aileyle keyifli zaman geçirme fırsatlarını da size sunmaya başlayabilir. Mars ay boyunca Yengeç burcunda olacak. 5. evinizde olacağı için daha duygusal anlamda sizi heyecanlandıran, sizi mutlu eden konulara karşı enerjiniz artıyor. Bu spor yapmak olabilir, sanatla ilgilenmek olabilir, işte romantik konular olabilir. Enerjiniz siz bu alanlara daha fazla yönlendiriyorsunuz. 12-13 Nisan'da Güneş Jüpiter'le Koç burcunda birleşecek. Şanslı bir kavuşumdur. Ve bu sizin para evinizde olacak. 12 Nisan, 13 Nisan, 14 Nisan parasal anlamda bir rahatlama, keyifli bir haber söz konusu olabilir. Jüpiter sorun çözücüdür. Bir şeyleri de büyütür aslında. Belki kazançları büyütür. Ama alışverişler konusunda da doğru alışverişleri yapma, hani keyifli yatırımlar yapma, bu alanlarda da bazı fırsatlarınız olabilir. 20 Nisan'da 29 derece Koç burcunda yeni ay ile birlikte Güneş tutulması yaşayacağız. Bu yılın ilk Güneş tutulması. Bu aynı zamanda önümüzdeki 1,5 yıl devam edecek olan Koç terazi aksındaki tutulmaların da başlangıcı. Jüpiter ile aynı burçta, 29 derece Koç, zorlu bir derece, güçlü bir derece, kuzey yönlü bir tutulma bu. Ve Plüton'un da önemli bir açısı var. Dönüştürücü bir tutulma olduğunu söyleyebilirim. Para evinizde olacak. Yani bu parasal kaynaklarınızla ilgili önemli bir döngüyü de başlatıyor. Hani çalışmıyorsanız işe girip bir para kazanma yolunu açabilir size. Bir kapıyı açabilir. Veya parasal dönüşümler olabilir. Yani bunlar büyük ihtimalle kuzey yönlü Jüpiter etkili olduğu için kazançların artması yönünde olması mümkündür. Ya da parasal bir sorunu çözmek anlamında. Parasal mal varlıklarınız, değerlerinizi de belki bu dönemde kullanabilir.
değerlendirebilirsiniz. İşte yatırımlarınız olabilir. Kendinizi değerli hissedebileceğiniz, hani kendinizi maddi manevi güvende hissedebileceğiniz koşullarla ilgili önemli kapıları açabilir size. Dönüşümler söz konusu olabilir. Şimdi öncü burçların son dereceleri ve sabit burçların ilk dereceleri etki alabiliyor bu tutulmadan. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer sizin Koç, Terazi, Yengeç ya da Oğlak burçlarının son derecelerinde 27, 28, 29 gibi gezegenleriniz bulunuyorsa veya sabit burçların Boğa, Akrep, Kova, Aslan gibi burçların 0 ile 3 derecesinde kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, o zaman bu tutulma sizin için daha önemli olacaktır. Eğer bu derecelerde, bu burçlarda gezegenleriniz yoksa, hani eskileri daha hafif olur, çok da önemli olmayabilir tabii ki sevgili balıklar. Uzun süreli bir etkiden bahsediyoruz. Bu ayla sınırlı değil, biliyorsunuz tutulmalar en az 6 ay. Hatta bunun gibi bir tutulma bir yıla yayılan bir tesir getirir hayatımıza. Ve tutulmanın hemen ardından Merkür Boğa burcunda gerilemeye başlıyor. 15 Mayıs'a kadar Merkür gerileyecek. Üçüncü evinizde olacak. Size çok sert bir açıda değil. O yüzden çok fazla zorluk getirmesini beklemiyorum ama üçüncü ev iletişim alanı olduğu için Merkür gerilemeleri tabii ki iletişim konularında biraz duraklamalar, sıkıntılar yaratabilir. İşte telefon, bilgisayar, otomobiliniz, kullandığınız elektrikli araç gereçleriniz, arızalar falan olabilir. Onların bakımı gerekebilir ve benzeri. Bazı seyahatleriniz gecikebilir veya işte daha önceden yaptığınız, yani düşündüğünüz bazı rezervasyonlar varsa onları retroda çok yapmamaya çalışın. Çünkü sonradan fikir değişiklikleri olabilir. Seyahatlerde rötarlar falan olabilir. İletişimde dikkat edin. İşte kardeşlerle, komşularınızla fikir ayrılıkları olabilir. Gereksiz inatlaşmalar falan. Bunlardan uzak durun. Retrolar bizi aslında biraz duraklatır, yavaşlatır. Hani içinde bulunduğumuz şartları şöyle bir gözden geçirmek için de fırsatlar sunar. Geçmişe de çekebilir. Dolayısıyla nostaljik etkiler getirebilir retrolar. İşte okul arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Uzun süredir gitmediğiniz, çocukluğunuzun geçtiği yerleri ziyaret edebilirsiniz. Bunun gibi böyle hoş, nostaljik etkiler de getirebilir tabii ki sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.